Merhaba, yeni bir çizim videomuzla karşınızdayız. Önceki videolarımda hem biraz tonlama baktık hem çizgileri öğrendik. Şimdi bu çizgilerle biz ne yapıyoruz? Evet, bu çizgilerle biz aslında resme ilk adımı attık ve resimleri oluştururken temel bazı şekiller var. Bunları çizmeyi öğreneceğiz şimdi. Üçgen, kare, yuvarlak, daire, İşte dikdörtgenler prizması gibi gibi koni bir sürü hayatımızda geometrik şekiller var. Evet, biz çizim yaparken bu geometrik şekillerden yararlanıyoruz. Mesela örnek olarak gösterebileceğim. Bu bir kitap. Bu kitabı nasıl çizeriz? Bunu öncelikle önümüze ya da karşımıza koyduğumuz zaman bu nasıl bir şekil? Dikdörtgen mi? Şöyle baktığımızda dikdörtgen ama bu şekilde koyduğumuzda bir dikdörtgenler prizması. Evet, bunları çizebilmek için el alıştırması yapmamız gerekiyor. Ya da bardak çizeceksiniz. Belki böyle bir şey çizeceksiniz önünüzde. Bu nasıl oluşuyor? Mesela üst alt kısmı kare. Üst kısmı yuvarlak. Aslında şöyle üç boyutlu baktık mı belki bu bir silindir gibi. Ya da ne bileyim bardak çizeceksiniz. Şöyle reklam yapalım Starbucks bardak çizeceksiniz. Yuvarlak yuvarlak ortasında gibi. Evet, bunu çizerken ne yapıyoruz? Öncelikle şeklini çiziyoruz. Daha sonra da ona hacim kazandırmak için tonlama yapıyoruz. Şimdi bu videoda size basitçe cetvel olmadan tamamen kendi bir kurşun kaleminiz ve elinizle yapmanız gereken basitçe nasıl çizebileceğiniz şekilleri göstermek. Hadi deneyelim. Sizinle beraber şimdi biraz basit şekiller çizmeyi deneyelim. Aslında dediğim gibi cetvel yok. Tamamen elinizin rahatça hareket edebileceği ve tamamen çizgileri kullanarak yapabileceğiniz ne? Kare. Değil mi? Aslında tam 4 tane paralel çizgiden oluşuyor. Çizgi tekniklerinde videomuzda nasıl çizgi çekmeniz gerektiğini görmüştük. Ne yapıyoruz? Aslında referans çizgilerimizle artık göz kararı ama bunu gerekirse kaleminizle ölçü alarak kontrol edebilirsiniz. Doğru bir kare çizmiş misiniz diye. Bunlar bizim referans çizgilerimiz. Daha sonra üstünden çizgiyi düzgünce çizerek daha net bir hale getirebilirsiniz. En basiti. Üçgen deneyelim. Haydi. Bu sefer paralel değil ama yine düzgün referans çizgileri alarak bir üçgen oluşturabiliriz. Ya da ne yapabiliriz? Karo. Ya da dikdörtgen. Çizim yaparken genelde en çok kullandığımız temel şekiller. Referans çizgileri yardımıyla kolayca ve hızlıca şekilleri çizebiliriz. Tabii ki burada ne var? Önemli olan çizgi çalışmalarını iyi yapmak. O zaman eliniz daha rahat olur. Mesela çizgi çalışmalarında elipsler çalışmıştık biliyorsunuz. Tek bir hareketle ve düzgün bir şekilde daire. Daireyi de hani en kolay yapabileceğiniz referans çizgileri artı işareti almak. Bir şekilde eşit olduğunu düşündüğünüz ve o artı işaretinin çevresinden düzgünce geçebilmek. Benim bulduğum açıkçası en kolay yöntem bu. Daha sonra bu şekillerden biz biraz da olsa üç boyutlu şekillere geçiyoruz. Mesela ne? Küp.
Evet, küpü çizmek de aslında zor değil. Gene referans çizgilerimiz var. Bu şekilde. Genelde birbirine paralel bakın. Evet, şimdi burada dikkat etmem gereken ilk üst kısmını çizdiğim zaman alta eşit paralel çizgiler çizmek. Sadece çizgilerle, cetvel kullanmadan elimden geldiğince düz şekiller çizebiliyorum. Ya da dikdörtgenler prizması deneyelim. Burada da aynı mantık geçerli. Sadece kübün üstündeki o kare değil, biraz daha dikdörtgen şekilde referans çizgileri almak. Çok bastırmadan ve eliniz rahatça hareket ettiğinde çok da aslında yamuk çizme şansınız yok. Eliniz mutlaka bu şekilde araştırma ya da referans çizgilerine alıştırmaya çalışın kullanmaya. Her alanda genelde çok önemli. Aslında her şeyden çok belki de referans çizgileri önemli. Tamam. Silindir yapalım. Silindirde devreye minik elipsler giriyor. Bu tabii ki ölçüsüne göre değişir. Burada da iki paralel çizgi. Referans çizgimiz. Daha sonra arkasını göremediğimiz için nokta nokta yapılabilir. Bir diğer elipsimiz. Piramit olabilir, piramit. Piramitler de aslında yapımı çok kolay. Sadece 3 tane birbirinden farklı açıda çizgiler çiziyorsunuz. Şu şekilde en öndekinin daha uzun olması gerekiyor ve buradan da referans çizgilerini aldığımızda artık nasıl durduğu da önemli tabii piramidin. Bu arka kısmı şimdi çizdiğimi göstereceğim. Aslında şu kısım bir görünmese de şu şekilde bir kare ve bunun arkasından da piramidin diğer ucu gidiyor. Ya da huni mi diyorduk ya? Kona İngilizcesi. Huni. Huni değil mi? Evet. Hani kafamıza takıp gezdiğimiz. O da aslında çok kolay. İlk önce tabandakini belirliyoruz. Bakın referans çizgilerimden sonra netleştirdim. Bu arkadaki aslında görünmez. Gene onu o şekilde de çizebilirsiniz. Şöyle elipsinizin ortasından bir referans çizgisi alabilirsiniz. Ve burada birleştiği noktayı iki uca birleştirebilirsiniz. Bunları aynı şekilde nokta nokta da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü aslında bize görünen taraf, net taraf şu ve bu. Evet, cetvel kullanmadan çizebileceğimiz basit şekiller bunlar. Pratik yaparak siz de bu şekilleri çizmeyi hem kolaylaştırabilir hem çabuklaştırabilirsiniz. Daha sonrası için artık resimde daha detaylı şeyler çizmeye devam edeceğiz. Evet, basit şekilleri de bitirmiş olduk. Temel çizim tekniklerine başlarken yapabileceğiniz en iyi pratik 3 videoyu size böylece paylaşmış olduk. Birincisi çizgi çekmenin yöntemleri. İkincisi ışık ve gölge için tonlamalar, tonlama çubuğu pratiği. Ve üçüncüsü de cetvel olmadan basit şekilleri nasıl çekeriz videosu.
Evet, bir sonraki videomuzu umarım sabırsızlıkla bekler ve bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmazsınız. Görüşürüz.